gelmiş, IŞİD yapmış. Eren Erdem'in tweet'i. Eğer bu iddianı ispat etmezsen namussuzsun, şerefsizsin, haysiyetsizsin. Erdem demiş, develer demiş ki ey sahip, bütün hakkımız helal, bir hakkımız var ki helal etmeyiz. Müdahale etmeyin lütfen arkadaşlar, müdahale nedir etmeyin. Sözü olan gelen bir kürsüde konuşur. Lütfen. Nedir ey, diyeceğim tabii. Nedir ey develerim demiş. Bizi yıllarca bir eşeğin peşinden yürüttün demişler. Bu ayıp AKP grubuna yeter. Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum. Lütfen herkes ağzından çıkan kelimeye dikkat etsin. Lütfen. Lütfen istirham ediyorum. Ve daha vahimi şudur Sayın Başkan. Bu kadar benim şimdi ağzıma almak istemediğim kelimeler bu kürsüden dökülürken hatipi temiz bir dille konuşmaya davet etmemenizden dolayı size de teessüf ediyorum Sayın Başkan. Eğitim, eğitim, diploma her şeyi halletmiyor. Eğitim cehaleti alıyor, eşeklik baki kalıyor. Muhalefet havalimanını kana bulayan terör örgütü IŞİD saldırısının araştırılması için mecliste komisyon kurulmasını önerdi. Genel kurul karıştı. 20 gün öncesinden MİT sözde iddiaya göre ki doğrudur, tıpkı Suruç'ta olduğu gibi, Diyarbakır'da olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi IŞİD'in Atatürk Havalimanı'na saldıracağını istihbari bilgi olarak vermiş. Neredeydi bu ülkenin iktidarı? İçişleri Bakanı neredeydi? Aynı çuvala giriyorsunuz diye konuşuyorsunuz. Biz IŞİD'le aynı çuvala falan girmedik. Ama siz PKK'nın yatağına girdiniz. Konuşuyorsunuz ya, hani ABD'de Cumhurbaşkanı protestosunda polisler sesleri çıkarıyordu ya, aynı roldesiniz. Siz gerçekleri söylemeyelim diye sadece ses çıkarıyorsunuz. Terbiyesiz yap otur yerine. Sayın milletvekilleri. CHP, MHP ve HDP verdikleri önergelerde IŞİD'in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini ve güvenlik zaafı iddialarını araştıralım dedi. İktidarın IŞİD'e destek verdiğini öne sürdüler. Gaziantep'te Burç Ormanlık alanında IŞİD çeteleri isimleri isim isim biliniyor. Orada silahlı eğitim aldıkları, orada eğitim çalışması yaptıkları ve tüm kayıtlarının 2 yıl boyunca polis tarafından izlendiği mahkeme kayıtlarında sabittir. Bununla ilgili eğer, bakın eğer Gaziantep'te o başarılı operasyonlar olmasaydı, sen İstanbul'daki İl Binan, Cumhuriyet Gazetesi ve birçok yere çok daha kanlı saldırılar düzenlenebilirdi. CHP'lilerin saldırıdan sonra attıkları Twitter mesajlarını eleştiren Şamil Tayyar tartışmaya ana muhalefeti de dahil etti. Herkese söylüyorum. Ona da söylüyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısını ve işbirlikçileri AKP'yi kınıyor. Yaralılara acil şifa, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer bu iddianı ispat etmezsen namussuzsun, şerefsizsin, haysiyetsizsin. Böyle bir günde gelip bu kürsüden aklınızca ya da o zat aklı sıra aklanmak için bu kürsüden muhalefet milletvekillerinin tweetlerinden yola çıkarak, ki arkadaşlarım gerekli cevabı vereceklerdir, laf ediyor da iktidar partisinin çok sayın milletvekilleri bunu masum meşru görüyor. Buna çok üzüldüm. Diyor ki IŞİD'e AK Parti'nin destek olduğunu söylüyor, işbirliği yaptığını söylüyor. Ya bu iddiayı diyor, İspatlamazsan namuslu şerefsizsin diyor. İspatlarsan boşa çıkar bu. Tayyar'ın Ergenekon hakkında yazdığı kitaplarda önergenin görüşmelerinde gündeme geldi. Şimdi Şamil Tayyar o kitaplardan dolayı yargılanacak, çünkü 10 kitap yazdı, onu da yalan çıktı. 10 kitabın tamamını da Ergenekon'la bize ya saçmalama, sen konuştun, ben de burada konuşuyorum. 8 kitabın bununla hiçbir alakası yok. Şimdi burada geldin, bizatihi yalancılığı yapan sensin. 10 kitabın 8'inin Ergenekon'la alakası yok. Demek ki sen bunları okumamışsın. Eğer okusaydın feyiz alırdın ve burada da saçmalamazdın. Görüşmenin sonunda oylamaya geçildi. CHP, MHP ve HDP Atatürk Havalimanı'nda 40'tan fazla masumun kanını döken IŞİD terörünün mecliste araştırılmasına evet oyu verdi. Ama çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti milletvekilleri hayır dediği için komisyon kurulamadı. Evet, gerekçesini okuduğum önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.